Evet, bir şarkı çalıyor şimdi. Hiç ayrılamam derken buluşmak hayal oldu diyordu bir şarkı ama 36 yıl sonra askerler, İzmir'in Arıdere askerleri Balıkesir'de ve Edremit'te buluştu. Hem de Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. İşte bunlardan biri arkadaşımız Mersin'de. Sizi tanıyalım. Ben Habib Aksın, Mersin Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle muhtarıyım. Yani şöyle diyelim, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle Mersin'in en büyük mahallesi. Merkezin en büyük mahallesidir ve 36 yıl sonra asker arkadaşlarımla beraber burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Narlıdere'de beraber olduğumuz aynı dönemde 36 yıl diyorum. Bakın dile kolay. Çok mutluyum arkadaşlarımla ve sizlerle. Bir de çok ilginç, bugün yaş günü, yaş kaç? 18 mi? Evet efendim, noktalı virgül efendim. Osman'cığım, senle de bir asker arkadaşı olduğumuz için de, ayrıca efendim bir medya mensubu olduğun için de haberlerini izliyorum Mersin'den ve gurur duyuyorum seninle. Teşekkür ederim. Evet, seni tanıyalım. Ben İbrahim Özer, Bursa'dan katılıyorum ben de. Narlıdere'deki asker arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Bu anı bütün herkesin yaşamasını isterim. Ayrıca size de çok teşekkür ederim. Bize Ruhi ile beraber Balıkesir'de gösterdiğiniz ev sahipliğinden dolayı. Bu tür toplantıların uzun süre ölene kadar devam etmesi dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar söylüyorum. Çok güzeldi. Hanımlar bu masayı görse yemin ediyorum imrenir, vay be derler. Kim yaptı? Evet, şimdi sendeyiz. Seni tanıyalım. Seni? Sendeyiz, evet. Beni zaten herkes tanıyor ya. Yani. Evet. Evet. 61 İstikam. İzmir'li Arlıdere, Hüseyin Recep Özeskişehir'de. Eskişehir'desiniz şu anda. Hayır, ben İzmir doğumluyum. Evet. İzmir'de askerliği yaptım. İstanbul'da çalıştım, emekli oldum. Torpilli vatandaş. Dolayısıyla dostlarımız neredeyse biz de oradayız. Yani herkese teşekkür ediyorum. Boş ver alakayı ya. Bir misafirimiz de Balıkesir'e Adana'dan geldi. O da hem peynir hem de zeytinyağı tüccarı. Zeytin tüccarı, evet. Efendim, ismim Tufan Özdeş. Adana'dan iştirak ediyorum. Bu değerli dostlarımla beraber bu güzel günleri geçirmek için çok öncesinden hayal bile ediyorduk ama hayallerimiz de gerçek oldu. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Balıkesir ve Edremit'de gelip buraları görmek ayrı bir zevkti. Ve dostlarla beraber olmak ayrı bir zevkti. Herkese teşekkür ediyorum. Bir de ilginç, bugün Balıkesir'e geldin. Akraban, bal fizik sahibi. Burada kal, misafir edelim dedi. Sen hayır. Değil mi? Ne oldu? Evet, öyle oldu. Ergün Bey. Kuzenim olur. Evet. Değerli bir insan. Çok oldukça memnun oldum. İşi gücü rast gelsin. O sana kal dedi Balıkesir'de. Evet. Misafirimiz oldu dedi. Hayır, benim tertiplerimde yemeğim var. Programımız var, öyle diyelim. Yoksa onu da kırmak istemem. Abimin doğum günü var. Değerli bir abimizdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sıra İstanbul'dan gelen misafirimizde. Selim Özer. 1961. Bunların komutanı oluyoruz. Evet. Habib Aksın kardeşimizin doğum günü için burada toplantı düzenledik. Sağ olsun, evet. O da kırmadı. Aslında gelmeyecekti. Sonradan gerçeği söylemek zorunda kaldı. Habib Bey çok hassas. Çok hassas. Evet. Sünnetmiş. O duyunca farz olduğunu söyledi. Vallahi, sağ olsun. Vallahi öyle. Sağ olsun. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Mehmetli arkadaşlarına ve Ruhi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Müsaade verdiği için. Evet, şimdi sendeyiz. Ben Ersin Kabadayı. Kabadayı gibisin zaten. Evet, Kabadayı gibi. Bolluyum ama asos oldum artık. Yani hemşerimizsin. Evet, hemşerimiz oldum. Tertiplerimle bir araya yine gelmekten çok mutluyum. Evet Ruhi, bu arkadaşlarımızı yıllar sonra burada topladın. Ne der diyorsun? Esayir'e de teşekkür ederiz bu arada. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ruhi Erdoğan'ın 80 yılının asker arkadaşlarıyız. Evet, değişik devreler de olsa. Değişik illerde, değişik zamanlarda bir araya geldik. Ama bu sefer durumun özelliği, Habib arkadaşımızın doğum günü olması nedeniyle
Onu da Mersin'den çıkarmak suretiyle Edremit'e getirdik. Bugün hepsi benim misafirlerim. Hepsi can dostlarım. Yıllardır görüşüyoruz. Burada olmalarından ben büyük mutluluk duydum. Teşekkürler. Bugün ne yaptık? Misafirlerimize ne yaptık bugün? Ben geç katıldım ama Kaz Dağları'na çıkarttık. Bugün bir safari gibi bir tur yaptık. Hem Edremit'in köylerini abi, dağ yoluyla takip ettik. Evet. Hem Hasanboğulu'ya çıktık. Bak işte çok sert oldu. Küçük kuyuya gittik. Adatepe ve Zeus altarını gördük. Akşamı tamamladık. Dolayısıyla evimize geri döndük. Şimdi de hep birlikte hem arkadaşımızın doğum gününü kutlayacağız. Hem de akşam yemeğimizi hep birlikte yiyeceğiz. Bu arada Osman'cığım sana da teşekkür ediyorum. Bize katıldın, onur verdin. Sen de bizim devrelerimizden birisin. Zaten grubun içerisinde sakıncalı bir yerlerden biriyim. Her zaman sakıncalı bir yerlerden. Rahmetli gazeteci Uğur Mumcu derdi ya, sakıncalı piyade. Evet, ben de sakıncalı piyadelerden biri. Değişen bir şey yok. Özde olan şeyler aynı şeyler. Orada sakıncalı piyadelerin bir değil. Hiç olmaması lazım. Ama o ülke şartlarını artık terk ettiğimizi zannediyorum ama pek de terk etmediğimiz gibi de bir durum var. Teşekkür ediyorum. Evet bakalım böyle çekiyor mu? Bak bakalım. Çekiyor, çekiyor. Tamam, evet ben de Osman Yurdu Sevim Balıkesir'de radyo istasyonu sahibiyim. Asker arkadaşlarımla birlikteyim. İnanın öğlen benim cumartesi günleri uyku saatimdir, uyuyordum. Bunlar aradı. Neredesiniz dedim. Terade hoparlörü de açtım. Hoparlörü de açtım ve hemen geldim. Buluştuk. Arkadaşlarımla birlikte olmanın 36 yıl sonra onlarla birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Bakın işte bir şarkı daha. Teşekkür ederim. Benim güzel Manolya'm diyor sanatçı. Hepsi de bizim güzel Manolya'mız. Hepsine teşekkür ediyorum. Balıkesir ve Türkiye'li cennet. Balıkesir ve ülkemizin kıymetini bilelim. Evet. Emperyalistlere bu ülkeyi vermeyelim. Aslan. Evet. Aslan yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. 36 yılın en büyük hazinesi seni yaş günü. Adana'dan şalgamlar geldi. Özel. Ve devam ediyoruz.